arkadaşlar, Motostop'ta yine muazzam bir bölümde, muazzam bir konukla beraberim. Bugünkü konuğum Özge Öztumur. Hoş geldin Özgeciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş durmaca. Nasıl gidiyor Bursa'da? Güzel gidiyor. Kar yağarsa daha güzel gidecek. Evet. Yani mesela küresel ısınmayı birebir yaşıyoruz şu anda maalesef. Bir türlü yağmayan bir karla beraberiz. Ama onun dışında zaten oldu. Her zaman çok keyif aldığım bir yerdir. Ben keyfimi çıkartıyorum. Süper. Genel olarak. Biz aşağıda bayağı sıcaklarla boğuşuyoruz gibi, evet, bir şey. Öyleymiş. Yani Bursa'da Uludağ'dayız arkadaşlar şu an ama inanamazsınız en minimum karda falan burası. Ama yağacak. İnşallah. Bir hafta 10 güne yağacakmış. Öyle bir duyum aldık. Ve zaten 2 gün önce bir atıştırdı ki sonradan belki gösterirsiniz. Hala birazcık duruyor. Evet evet, birazcık. Ama tabii daha kayma haline gelemedik henüz. Motosiklet tutkun senin var biliyorum, yani bu camiada bilinen bir insansın. Ne zaman bunu kendinde keşfettin? Ya aslında ilk 18 yaşında, yani ben 18 yaşında bastığım gün hem araba ehliyeti için başvurdum. Araba ehliyetini aldıktan sonra da hemen motosiklet kursuna bir başvurdum. Ancak aile engeliyle karşılaştım orada. Benimkisi biraz daha hardcore oldu o noktada. Çünkü benim babam doktor ve hani direkt şey dedi bana, yani acilde yeterince kaza görüyorum, bir de seni görmeyeyim aralarında diyerekten çok ince bir yerden girdi sağ olsun. O yüzden pek itiraz edemedim. Ya boşu boşuna bir para ödedim. Ödemişliğim var kursa, yani o para yandı. O zaman da çok istiyordum ama daha sonradan hatırlamıyorum artık, yaşımı da hesaplamak da istemiyorum. Tam o yaşlara geldim çünkü yani. Bundan bir fi tarihi öncesinde. Gene bir gaza geldim. Hani öğrenmek istiyorum gibilerinden. O dönemde de çok şanslı bir şekilde çok iyi bir ileri sürüş eğitmeniyle tanıştım. Nural Meniş'ten. Şimdi kendisi Almanya'da hocalık yapıyor. Nural'la biz, yani aslında tamamen normal arkadaş ortamında tanıştık. Arkadaş ortamında öğrendim ileri sürüş eğitmeni olduğunu. Onun Kilios'ta çok güzel bir eğitim pisti vardı. Aa. Ve biz o eğitim pistini aslında kakarak ikili yapmaya gittik ilk etapta. Hem işte denize gireriz hem işte mangal yakarız. Yani ilk etapta motorla pek alakası yoktu durumu. Ama tabii orada işte insanlara ders vere vere orada. Şu an soyadını unuttum, çok özür diliyorum. Burak var, gene ileri sürüş eğitmeni, onun ortağı. Tabii onlar verdikçe dersleri eninde sonunda, yani bir tur biz de mi alsak acaba, biraz da biz mi binsek gibi şeyler olmaya başladı. Sonra ben o dönem bir single yapmaya karar verdim. Bir klibimde motor kullanma fikri oluştu kafamızda. Bu sefer hızlandı tabii mesele. İşte onun üzerine gerçekten ciddi ciddi ders vermeye başladı bana Nural. Bir günlük bir scooter maceram oldu. Hiç sevmedim. Arkasından ikinci gün hemen vitesliğe geçtim. Vitesliğe geçtiğim zaman dedim ki zaten eyvah. Vitesli de seni cazip kılan ne oldu? Daha güvenli hissettim kendimi. Yani bütün vücudumun motoru sarıyor olması çok hoşuma gitti. İşte bacaklarımla beraber kavruyor olma. Kendi bir huzurluk gibi oluyor. Yani şey, bütünleştim onda motorla ama öbür türlü hep verdiğim bir örnektir. Bir sürü motosikletle ilgili bu röportaj verdiğimde hep aynı cümleyi kurdum ama bir daha aynı cümleyi kuracağım. Uçan alıda gider gibi hissediyordum ben skuturla. Hmm. Yani ayaklarım sanki böyle bir boşlukta. Sanki ben yönlendiremiyorum. Şimdi vitesli motorda elinizle, kolunuzla, bacağınızla, vücudunuzun ağırlığı da her şey motorun gittiği yönü belirliyor ama skuturda biraz sanki biraz değil, hatta öyle işte rüzgar da sizi çok etkiliyor, yanınızdan geçen araba da çok etkiliyor gibi gibi, bu bana çok daha güvensiz geldi. Buradan da hatta bununla ilgili direkt şöyle bir mesaj vermek de isterim. İnsanların aklında genelde hep şey vardır, işte scooter daha güvenli, daha işte minnoş falan filan. Kesinlikle aslında hatalı bir görüştür bu. Scooter bence daha güvensiz bir motordur. Tabii büyük box scooterlardan bahsetmiyorum. Bana göre vitesli motor daha güvenli, daha kontrol edebildiğiniz, daha dediğim gibi bütünleşebildiğiniz bir motosiklet tipi olduğu için vitesli benim daha çok hoşuma gitti ki arabada da ben otomatik sevmem bu arada. Kesinlikle. Manuelciyim onda da, yani. Ben manuel araba gördüğüm zaman, yani taksi şoföründe bile rica etmişliğim vardır benim. Abi ben kullanayım bu arabayı. Hani çok özledim vites atmayı falan. Hani kontrolün bende olmasını seviyorum. Yani her konuda öyle bir kadınım zaten. Araçta da öyleymişim, onu anladım. Ben motosiklette o vites atarken tık tık sesi beni muazzam, evet, bir mutlu ediyor. Aynen. Yani ve o ivmeyi de daha çok hissedebiliyorsunuz. Evet.
Kaldı ki ben o kadar scooter kullanmadım ki hiçbir fikrim yok onun hissiyatıyla ilgili. Yani geçenlerde şöyle bir şey oldu. Benim çok yakın arkadaşım ki bütün motospor dünyası çok iyi bilir, MotoGP'nin sesi Yiğit Top. Yiğit'in X-Max'i var. Bana dedi ki şuradan şuraya kullan. Yemin ediyorum ben hayatımda 1800'lük motor kullanırken öyle korkmadım. Yani alt tarafı bir motor var altında, yani burada bir şey kırık demek istiyorum. Yani o kadar böyle gidemiyorum ki ya, ben çok korkuyorum, inmek istiyorum bu motordan falan şeklinde asla kullanamadım. Hissiyatıyla hiçbir fikrim yok. O yüzden kesinlikle bana manuel lazım, yani bir vites benim elimin altında olması lazım ya da ayağım. İlk ne tarz bir motosiklet kullandın? İlk motorun neydi? Şimdi ilk motorum, yani satın aldığım MT25. İlk kullandığım Honda CBR125 eğitim motorum. Bayağı karışık sesin şeyler. Bak, tarzlar. En saçma ilerleyişi bende zaten. CBR125'i kullanıyorum. Arkasından gene çok yakın bir arkadaşımın eşi, eniştem, öpüyorum seni. Hiç çünkü şey yapmadı bana, yani Allah kullan ne yapacaksan ya falan diye MT07'si vardı. Benim aslında kullandığım ikinci motor MT07. Ve ben o kadar o dönem motor CC'leriyle ilgili hiçbir fikrim yoktu ki ben yani MT07'nin 700 cc demek olduğunu da bilmiyordum. 700 cc'nin ne demek olduğunu da bilmiyordum. Ben o güçten aslında bir haberdi. Tamamen tabii şey diye bakıyorum. Evet, bu da vites, bu da fren. O da motor, bu da motor. Aynen, yani hani bunun da selesi var. Çok şükür bindik ve bindik falan, yani inanılmaz düz baktığım bir dönem. Hiçbir fikrim yok motosikletlerle ilgili. Ben tamamen şeyim altındayım. O kalkıyorsa bu da kalkıyordur falan filan. Hani ben bunu kullanmaya başladığımda, MT07'yi kullanmaya başladığımda Nural'a dedim ki, yani çok kızacaksın biliyorum ama senden habersiz ben motor kullanıyorum dedim. Ne kullanıyorsun dedi. MT07 kullanıyorum dedi. Seni Allah kahretmesin Özge dedi. Yani bu ne yedin Allah aşkına falan, yani. Nasıl bir cesaret? Aynen. Ne oldu ki falan filan. Senin dedi altındaki motorla kalmış biliyor musun? İşte sen olmasın zapt ediyorsun filan mı falan dedim. Ama ediyorum valla. Sonra onun gözünün önünde kullanmaya başladı. Zaten Nural ondan sonra eğitimin bütün seyrini değiştirdi. Çünkü arabama da çok binmiştir Nural benim. Zaten hani trafik bilgime ve araba kullanmama çok güvendiği için de tamamen sen bu konuyu kapmışsın. Hatta ben ilk eğitimi bitirdikten sonra ilk almayı düşündüğüm motor CS650 GS'ti. Ve normalde herkes yani daha ilk motorun saçmalama işte alınır mı GS650'den olsa falan filan, Nural direkt dedi ki Özge kullanır. Boyu da var. Konuya da bence de yani boyu falan kullanır dedi. Bir de ben zaten hani arabadan da o hız şeyimi çoktan tüketmiştim. Yani motorun üstünde hiçbir zaman böyle anda basayım, işte baslara gireyim, oradan gireyim, şuradan fırlayayım gibi dertlerim olmadığı için çok sakin kullanıyordum motoru. O da dedi ki yok Özge, halleder abi. Önce bir CS'e niyetlendim ama daha sonra sorunun cevabına devam ediyorum. MT25 aldım. MT600'den nasıl 25'e? Yani 07'yi kullandıktan sonra birazcık daha hani uzun yol pişmesi adına tamam dedim, küçük cc bir şey alalım. 25'i aldım ama 25 de beni mutlu etmedi. Tabii işte o dediğin oldu. Yani 700 altında bir affedersin hayvan daha varken. Daha görünce. Aynen, yani 25 birazcık yani hadi canım de evet. Dedim, hadi gideceksin inşallah falan olmaya başladı. O da beni sıkınca bu sefer arayışlar başladı derken sonra benim gerçekten sindromun çıkma sürecine girdiğimizde bir gün Harley Davidson Bosphorus bizi kadın motorcular olarak bir sürüşe davet ettiler. Test sürüşüne. Ve orada ilk defa Iron kullandım. Iron 883 kullandım. Dedim ki ben şimdiye kadar ne kullanmışım? Motorsa onlar neydi? Ya zaten çok komikti. Ayrımdan bir inişim var, bir motoruma bir bilişim var. Senin gibi motor, Allah kahretsin, ben de motor muydum falan. Asla peglerimi bulamıyorum şöyle. İki dakika şunu kullandım ya, hemen şımarmışım. Şuradaki pegi bulamıyorum yani. Hani nerede bu motorun pegi be, üf falan filan. Hani duvara falan toslayasım gelmişti yani. Hani o kadar anında nefret ettim kendi motorumdan.
Akabinde biz Harley Davidson'da görüşmeye başladık ve çok güzel bir bizim beraber bir yol arkadaşlığımız oldu bir sene boyunca. Bana motor hayatımda bir sponsorlukları oldu. O dönem zaten iyice off oldum ben. Yani çok güzel bir sene geçirdim. Harley Davidson'da Glide serisi dışında kullanmadığım motor kalmadı. Bütün o test sürüşlerinde hepsini kullanmak zorundaydım. Çünkü hepsiyle ilgili bir fikrimin olması gerekiyordu. Çok şükür hepsini kullandım. Uzun yol yaptım. İşte Roadster'la İzmir'e gittim geldim. Forte'yle çok güzel bir Ege turu yaptım. 1200 TL gene bir Ege turu gibi bir şey yaptım. Çok keyifli bir zamanda. Şimdiki motorsuzluğumun sebebi de zaten bu süreçtir. Çünkü bir kere artık bir uzvum kalktı diyeyim, şımardım diyeyim. Dönemiyorum. Yani şu an bana diyorlar ki işte Özge şu da ayağını yerden keser, hadi şunu al, işte onu da seni mutlu ederdi. Ama olmuyor. Yani seviyorum. İşte GS'lere çok saygım var, Tenere kullandım, Afrika TV'ni kullandım falan ama gene de gözüm hep gidiyor bir şekilde Harley'e. Çünkü o gürültüyü de çok seviyorum. Onu kendine ait mi hissettin? Kendinden bir parça gibi. Muhtemelen bir ayrı bir bağın oldu yani. Yani çok da bir de mesleğim açısından da hep söylerim bunu. Müzisyenlikle çok bağdaşan bir motosiklet Harley Davidson. Evet ama genelinde çok, Harley görüyoruz. Aynen. Çok böyle o kimliği taşıyan bir marka gerçekten. O yüzden de böyle hep çok severek kullandım. Şeyi de seviyorum. Aslında çok tabii dışarıdaki insanı çok rahatsız eden bir şey Harley'in sesi ama kullanan açısından inanılmaz güvenli bir şey o kadar sesli olması yani. Bayağı ben geliyorum aldır aldır diyoruz yani. Değil mi? O yüzden çok rahat ediyordum trafikte tabii işte. Hiç ben kornayı kullandığımı bilmem. Kornayı bulamam hatta çok zaman Harley'in. Nerede bulamam falan diye. O yüzden çok rahat bir motordur aslında. Ayaklarınızın yere değiyor olması tabii çok bir güzel. Bir de alçak seleli olduğu için. İnanılmaz kontrolü sağlıyor size. Ben mesela çok uzun zaman sonra yani uzun süre Harley kullandıktan sonra kulakları çınlasın Tolga Şansalcı, o da çok iyi bir motorcu. Bir gün beni aradı, dedi ki kanka dedi işim çıktı, motoru dedi bilmem nereye bıraktım, Allah aşkına anahtarı da şuraya bıraktım, git al, onda da GS var 800. Peki tamam, ben senelerdir Harley kullanıyorum, uzun senelerdir GS kullanmamışım. Bir de bayağı yüksek o. Allah'tan Tolga da kısa boylu, sorry. Kısa boylu olduğu için seleye indirmiş zaten, hani tamam ayaklarım yani bir GS'e kıyasla değiyor diyeyim. Gene bir tık parmak ucundayım aslında. Ay Allah. Ya ben bu kadar elimin ayağımın titrediğini hatırlamıyorum. Güvenemeyeceğim herhalde, aynen. Çok alışmışım çünkü böyle çat diye ayağımı yere koymaya. O parmak ucu meselesine çok alışkın değilim. Yani daha doğrusu çok unuttum o meseleyi. Ama şimdi görün ki bence şimdi hiçbirini kullanamadım. Bisiklet bile kullanamayabilirim şu anda. Çünkü bayağı oldu. Bir senedir üzerine bilmem. Bir buçuk senedir üzerine bilmem. Bayağı uzun bir süre. Deli gibi özlem vardır eminim ki sende şu an. Ben herhalde sarılıp yatarım yani. Hani böyle bayram çocuklarına böyle ayakkabı hediye ederler. O öyle onunla yatar uyur ya falan. Muhtemelen ilk motorumda öyle bir şey olacak yani. Çekilin orada uyuyacağım falan diye. Kedi gibi üstünde uyuyabilirim yani sarısına yatıp. Ama işte gittikçe zorlaşıyor yani. İşte bu kurun saçmalaması evet, olsun. Evet evet, ekonomiden i̇şte, dolayı. Zaten motosikletlere gelen ekstra vergiler olsun. İşte resmen almayalım ve kullanmayalım diye. Ama bir gün olacak yani. Yani bir gün tabii ki. Herkes bu motosiklet kullanıcıları artacak. Herkes daha düzgün, daha güzel motosikletler alabilmeye başlayacak diye umuyoruz. İnşallah bir gün İnşallah. Yani çok aslında ben zaten İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çok elzem bir şey aslında. Trafik çok fena ediyordum. Çünkü. Yani ben şunu biliyorum yani sahneme bir saat kala yola çıkıp yarım saatlik bir mesafede yarım saatte oraya gidip yarım saatte makyaj bilmem ne ıvır zıvır teşekkürler tata falan diye sahneye çıktığımı biliyorum yani. Hani bu motosikletin kolaylığı bir de. Tabii. Ya da işte ne bileyim Hande ile çalışırken bizim çok güzel bir tayfamız vardı. Orada da çok şanslıydım. Çok fazla motorcu vardı ekipte. Özellikle dansçılarımızdan İzmir Terim koreografımız aynı zamanda. O da motor kullanıyordu. Bütün havaalanını işte bir yere mi gideceğiz şehir dışarı? Full motorla gidiyorduk. Çok rahat ediyorduk. Gerçekten bir kadının öğrenmesi gereken bir şey çok güzel öğretiyor motosiklet. Az bavul yapmayı öğrendim ben. Bayağı motosiklet sayesinde. Yani bir sırt çantasına da sığabiliyormuşum. İşte daha az eşya alabiliyormuşumlar öğrenilmeye başladı. Bunları tabii çok özlüyorum ama
Tabii zaten şu son bir seneyi saymıyorum zaten pandemi. Evet yani. Aynen, ona yapacak bir şey yok ama uzun zamandır dediğim gibi kullanmıyorum ama elinde sonunda imkanı yok, yapamam, onsuz yapamam artık yani. Peki motosikletinle yaptığın en keyif aldığın rota hangisinde? Ege, dediğim gibi yani bir gün şöyle bir şey oldu. Annemler bizim yazdığımız İzmir'de dediler ki biz yazlığa geçiyoruz. Benim de sahnem yok. Ya ben de geleyim yani, iyi tamam geçerken alırız seni dediler. Yok dedim, ben motorla geleceğim. İyi peki tamam, sabahın köründe çıktım yola. Çok da komik bir hikayedir bu. Hangi motorun vardı o zaman? 48 vardı o sırada tamam. Altında. Ben bayağı doldurdum ettim bilmem ne, işte örümcek ağlarıyla bağladık arkaya sesi barlara falan filan. Ondan sonra neyse yola çıktım saat 10 gibi. Şimdi tabii İzmir'e gideceğim için ve sıcak olduğu için, yaz ayı olduğu için çok da kendimi yormayayım diye şey modundayım hani. Böyle zaten yeterince yol yapacağım hani, Eskihisar'dan feribota bineyim. Yani en azından orada dinleyeyim. Susurluk'ta dinlenirim. İşte Akhisar'da dinlenirim. En sonunda teşekkürler. Yazlığa varırım. Her şey Susurluk'a kadar çok güzeldi. Susurluk'ta oturdum, bir kahve içtim. Oradan çıktım. Bir sıcak bastırdı. Dedim ki ya ben menopoza girdim. Yani bu sıcağın başka bir tarif olamaz. Ya da über bir sıcak var şu anda. Asfalt sende direkt. Zaten yani hava soğutmalı hale inanılmaz derecede sıcak geliyor alttan. Üstten de geliyor, her yerden geliyor. Dedim ki ben eriyorum şu anda yani hani ve yani 5 dakikada bir durmaya başladım. Soğuk sularla kafamdan aşağı, ki gördüğünüz üzere ben de yani milletin dörtlü üçü su, bende saç. Her yerimi ıslatıyorum, imkanı yok, olmuyor falan filan derken Akhisar'da durdum. Akhisar'da kulakları çınlasın can köftecisi vardır. Onların sahipleri de haleci, beni çok iyi tanırlar. Zaten beni hortumla karşıladılar. Abla sana ne oldu falan diye dedim, ben ölüyorum. Bana El Fatih, beni dedim suya tutun yani, buz getirin bana falan. Gerçekten şöyle bir kova buz getirdiler bana. İçime atıyorum, dışıma atıyorum. Tövbe yarabbim, bir şeyler yapıyorum işte. Babamı aradım, dedim ki baba ben çok kötüyüm. Sen dedi zaten dedi, geri zekalı mısın dedi. Alarm vermiş o gün meğer Türkiye'ye. Yani bırakın aşırı motorla herhangi bir yere gitmeyi, dışarı çıkmayın demiş meteoroloji. Aa şans. Ve ben İzmir'e gidiyorum. Delirmiş. Nasıl bir çılgınlık. Sakın dedi, kesinlikle bilmiyorsun. Onlar da geliyorlar ya o sırada. Biz de dedi gelmek üzereyiz. İşte bir saate kadar. Ben bayağı babamları bekledim. Babam geldi, tansiyonumu ölçüyor, nabzıma bakın. Çok saçmaydı ya. Hani ölüyor muyum baba falan şeklindeyim böyle. Ondan sonra iyi tamam bilmem ne. Sonra aslında ben yazlığa geçecektim. Dedim ki siz geçin yazlığa. 1.40 km kadar gitmeye bile halim kalmadı. Ben dedim İzmir'e çocukluk arkadaşıma gidiyorum. Yatıyorum. Ondan sonra dedim ertesi gün Bodrum'a geçiyorum dedim. Genel olarak o rota çok güzeldi. İşte İzmir, Bodrum, dolaşa dolaşa gittim tabii hep. İşte istediğim yerde durdum. Bir de tek başımaydım ki aslında Harley Davidson ruhuna pek tek çıkılmak okey bir şey değildir tek, evet, olmak. Ben de tam tersine teyze ediyorum Harley'deki arkadaşlarımı. Hani kişisel bir şeyden bahsetmiyorum, benim uyuzluğum. Ben insanlarla yolculuğa çıkmaktan hoşlanmadığımı fark ettim. Ben istediğim yerde duracağım. Ben istediğim zaman gaza basacağım. Aynen yani, bir de bizde o şey fermuar yöntemi, işte yolculuk yap, işte kaptan kimse, onun hızında git falan, bana fenalık geliyor yani. Ben istediğim zaman o gazı açmalıyım, istediğim zaman tıttın gitmeliyim. Manzara gördün duracaksın. Bir öyle şey, bir yolculuk yaptım zaten. Keyifli, canımın istediği güzel yerde oturdum, çayımı içtim, oradan çıktım, yemeğimi yedim, istediğim yere uğradım. Hatta bir müzisyen için çok zor bir şeydir. Bütün Bodrum ve İzmir sayfamı yaparken işte uğradığım tabii işte müzisyen arkadaşlarım, meslektaşlarım var, bar programları falan. Hepsine motorla gittim. Sıfır alkol tüketerek bütün o bir hafta boyunca sadece yol yaptım. Ne kadar geçmiş. Hiçbir şey yapmadım yani. Hani her yere motorla gittim, her yere motorla girdim çıktım. Hatta böyle çalan arkadaşlarımı gittim aldım. Çalıkları yerden eve bıraktım falan. Hani
ben alkolsüzüm, merak etmeyin, o iş bende falan filan deyip de kuryelik yaptım yani. O çok keyifliydi. Bir de şöyle bir rotamız olacaktı, o kısmet olmadı. O çok acıklı bir hikayesi var. İzmir'de Alaçatı'da bir sahnem vardı. Arkasından da Kaş'a gidecektik. Kaş'ta bir sahnem vardı ama maalesef Kaş'taki bar sahibi nedenini bilmediğim bir şekilde intihar etmiş. Ölümüyle karşılaştık ve o yalan oldu. O onun muhabbetin üzerinde böyle bir şeyden dolayı ders yapmak olmuyor ama o rotayı çok merak ediyordum. Çünkü ben hem hiç hayatımda Kaş'a gitmedim hem de motosikletçiler hep der yani o rota çok güzel, çok şahanedir diye. Ama uzun yol meselesi, ben zaten bu yaptığım uzun yollarda bile bir şekilde iş meselesiyle yaptım. İşim dolayısıyla pek şey yapamıyorum. Ne kamplara katılabiliyorum, ne rota çizebiliyorum, hadi fırladım gideyim diyebiliyorum. Çünkü çat sahne çıkıyor, hadi hop oraya yetişiyorsun, oradan oraya çıkıyorsun, hayır diyemiyorsun. Çünkü bak işte kene hale geldi bir anda. Herkes işin olmadığı için çok normal yani plan programdan. Plan program asla yapamıyoruz. Bir de dediğim gibi yani biz hep garantici olmak zorundayız. İş geldiği zaman şey diyemiyorsun yani hani ben bir tatil planladım. İşte gideyim oraya ondan sonra işte iş yaparım diyemiyorsun. Yok abi iş geldi ben gene de yapayım. İşte kenara atalım parası. İşini de seviyorsun da o yüzden. Çok, çok. Yani eğer zaman da müsaitse, motosikletin de buna imkan sağlıyorsa işle zevki de birleştirip çok güzel şeyler yapmışsın. Ya motosiklet zaten benim işimle de çok alakalı. Bizde bu arada müsait olup motosiklet kullanan birçok insan var. Bizim işimiz için çok okey bir araç gerçekten. Çünkü işte üst üste iki program aldığınız oluyor çok alakasız yerlerde. Motosiklette çok rahat yetişebiliyorsunuz. Yani o da başıma geldi. Bir gün Sinop'ta sahnem vardı. İndim Atatürk'e. Motorumla bindim. Anında Pendik'e gittim. Yani normal bir araçla gitmeye kalkışsam imkan yok. Yani saat... direkt sahneye çıkmak zorunda kalırdım. Yani herhalde makyajımı falan motorda yapıp merhaba ben geldim falan diye belki de yani yaşandı bitti saygısızlık uçabilirdim de yani sahne. O yüzden çok elverişli bir şey, elverişli bir araç bizim için motosiklet. Bir de beni çok yalnız bırakan da bir araç. Ben motorun üstünde çok beste yapıyorum, yaptım. Çünkü kaskta sadece kendi sesinizi ve rüzgar sesini duyduğunuz zaman o gerçekten her şeyi çok nötrleyip hiçbir şey düşünmeyip orada böyle aklınıza gelen her şeyi konuşabildiğiniz, bayağı deli gibi kendi kendine konuşabildiğin bir alan orası. Kendi kendine işte şarkı yapabildiğim, artçı olarak bile çok fazla vardır mesela. Arkadayken wow. Şarkı yazdım, telefonu çıkarttım. Emniyet şeridinde durup işte yazıp tekrar devam edip. Beni çok güzel yalnızlaştıran, sessizleştiren, dinginleştiren bir yer olduğu için ben çok seviyorum onu. Normalde ben deşarj olmadım. Vallahi yemin ediyorum ağlayacağım şimdi. Siz senin motorla mı geldiniz diyeceğim onu daha ama hiç çok yersiz bir soru olacak. Bir tür kullanamayın. Yani deşarj oluyorum ben de ve birçok kişi de bunu söylüyor işte. Her şeyden uzaklaşıyoruz kendimiz ama bu şekilde ilham perilerinin de geleceğini hiç düşünmemiştim. Sen de çok daha güzel olumlu etkileri varmış. Çok güzel repertuar çalışabildiğin de bir yer. Yani çünkü gerçekten kendi sesini böyle çok güzel duyuyorsun. Yani şimdi bunu müzikal terimiyle anlatamam. Çok teknik olur. Çok güzel böyle tok bir ses duyuyorsun kaskın içinde. Böyle doğru yerden söylemeyi falan bile çok rahat becerebiliyorsun onun içinde eğer tekniğini çok iyi biliyorsan. O yüzden çok benim için yani motorla gezmek sadece gezmek olmuyordu. Gerçekten şey diye çıktığımı bilirim. Hani çıkayım da repertuar çalışayım. Şarkı dinleyeyim. Çünkü konsantre oluyorsun yani. Yol ve şey müzik. Başka seni uyaran bir şey yok. Şimdi ben burada oturduğum zaman biri geliyor oradan. Baba ne haber ne yapıyorsun? İşte hadi çay, kahve, sohbet bilmem ne. Çok bölünüyor ve benim saatten sonra tamam sonra çalışırım, yarın çalışırım. Ama motorun üstünde yani durmadığın sürece
şey oluyor, o disiplin kalıyor. O peki da çok güzel. Motosiklete yazdığın bir şarkın söylendi var mı? İnternette var. Şey, ne kadar ileriye gidebilirsin diye bir şarkım var. Onu bayağı iki kere durdum emniyet şeridine geçip. Bayağı, aynen. Aa. İşte böyle geldi, dur, işte yaz, ondan sonra devam et, sonra bir daha dur, yaz. Eve gidip koştura koştura gitarı alıp hani unutmayayım diye böyle devamlı söylüyorum kasmaja. Ya kaçıt çaban bu yüzden mi falan böyle girdim, aa gitarım derdi bilmem ne falan filan derken öyle kaydettiğim şarkı durum. Wow, süper. Yani ve öyle bir sürü şarkım var. Yani çünkü gerçekten çok güzel bir sessizlik orası. Sanki sen kullanmıyormuşsuncasına peki sana tavsiye ederim tatlı patlı. Ya şu an ben de bayağı büyülenmişçesine dinliyorum böyle seni. Böyle bir sürü şey çıkartıyormuşum değil mi yani? Motorcu söz yazarı falan patlıyormuş bir anda yani. Biz ne keşfettik yeteneğimizi falan. Evet evet ya, bu motosiklet çok başka bir dünya. Bir de çok başka insanlarla da tanışıyorsun. Eminim ki bunun vesilesiyle bir sürü çevrende genişlemişsin. Of, yani motosikletçi olmak, ya hani Avrupa'da insanların birbirine selam vermesi nasıl abes bir şey değilse, ama bizde hani hemen şey oluyor, yürüyor mu lan bu bana falan filan diye hemen şey olurdu, böyle dikleniriz. Motosiklet tayfasında hiç öyle bir şey yok, tam tersine hani böyle kenarda dursun, ben arabayla bile dahi olsam dururum. Bir şeye ihtiyacım var mı arkadaşım, yani yapacak bir şey evet. Var mı, bir sıkıntım var mı gibilerinden. İşte yani Allah korusun kaza maza falan olduğu zaman da hayatta durmadan geçmem yani, muhakkak bir dururum. Daha işte, iyi bir vicdan yapıyoruz tabii, ya. Tabii tabii. Yani onun derdini korusun, biliyoruz aslında. Bizim çok. De başımıza gelebilir. Tabii ki. Yani ben bir tek, bir kere düştüm sadece şeyde, İzmir'de o da. Bu da İzmirli sürücülere de belirtmek isterim ki motosikletle açık birazcık dikkat edin yani, asla ben hayatımda... Arabaya bile dikkat etmiyor ki onlar. En kötü İzmir'de. Çok enteresan olan en kötü trafiği. İzmir'de. Yani bayağı devamlı, evet şimdi öldüm galiba, şimdi, bu son herhalde falan diye böyle devamlı önüme araba çıktı derken en sonunda zaten bir tanesi çok güzel bir şekilde yapıştırdı bana. Ve tam bu bacağımın üzerine, yani motor bu bacağımın üzerine düşmüş bulundu. Ben ağırlığında değilim, hadi ben camış gibi insanım, sıkıntı değil de yani hani şöyle bir yanık. Zaten o sırada biz Kuşadası'na sürüşe çıkacaktık İzmir chapter'la. Yolda yazık yağmur güya beraber gezeceğiz, tozacağız. Ben de uğraştılar. Habire durduruyorum. Cam çok acıyor. Sargı bezleri, şeyler, ne derler, bir de o halde kullanmak zorunda kaldım. Mecbur kullanacağım. Bir de ben öyle şey değilimdir yani. Canım kafaya tatlı koyduk. Değil yani. Aynen. Hep zaten canım tatlı değil. Bir de gidilecek oraya yani. Hani oraya gidelim. Ağlaya ağlaya da olsa giderim. Gitti de yani. Sonra zaten hissetmemeye başladım yani belli bir saatten sonra. Hani dolayısıyla şey ne derler, bu işte motosikletçilerin birbirine dayanışmasına gelecek olursak inanılmaz tatlı bir muhabbet. Evet evet. Hiç ben mesela bir yerde otururum. Tolgalarla öyle tanıştık işte biraz önce söylediğim şansallarla. Biz gayet mekana giriyorduk. Aa GS var, kimin acaba? Bizden biri mi? Ha değilmiş. Biz otururken onlar geldiler. Aa siz ne kullanıyorsunuz kızlar bilmem ne falan derken. Kaç senelik arkadaşım yani. Ya da Yiğit Top'la da öyle tanıştık gibi. Yani bir sürü öyle arkadaşım var. Evet. İnanılmaz da mutlu olduğum bir çevredir. Zaten dediğim gibi Müslüman çok fazla var motor kullanan. Bir de oradan da bir birleşme olunca çok keyifli oluyor gerçekten. Sen bayağı özlemişsin. Bir an önce inşallah. Ben biraz ağlayacağım ya. Ya içmeye falan da başlayabilirim ya. Bayağı eller kadir kıymet bilmiyor annem falan açık. Şuraya ikimiz de falan bilmiyorum ya. Çok, gerçekten çok özledim ya. Şu şeyler düzelsin. Kesinlikle Allah kısmet ederse. Çok komik. Biraz önce bir fotoğraf paylaştım. Bizim Harley Davis'ın etkinliklerini, fotoğraflarını çeken bir şekerci diye bir fotoğrafçımız vardır. O bile yazmış altına, fotoğrafının altına yorum yazmış. Allah Özge'ye bir Harley Davis'ın nasip etsin. Evet evet, ben de gördüm Instagram'da. Bayağı herkes dua halinde yani. Arkadaşlar, Özge ile sohbetimizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ederim Özge'ciğim. Yine bekleriz diyeceğim. İnşallah bundan sonra işte yazın böyle şeylerde falan. İnşallah kullanırken. İstanbul'da falan böyle bir sürüşlere, etkinliklere biz de İnşallah festivallerimiz istiyoruz. Olur. Geçen sene de çok fazla planımız vardı. Veste Frankfurt'la dünya kadar şey konuşuldu ama maalesef pandemi yüzünden hiçbir şey yapamadık. Ama inşallah her şey düzelir. Hepimiz sağlığımıza kavuşuruz da. İnşallah. O günlerde buluşuruz. Motosiklet sevenler de inşallah motosikletlerine kavuşur. Bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Programımızı beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Özge'yi de Instagram'dan Özge Özgün takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.